Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah sizden inananların ve ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yeni bir eğitim öğretim yılının daha eşiğindeyiz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının geleceğimizin taminatı olan evlatlarımıza, değerli öğretmenlerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz. Hiç şüphesiz ki İslam bilime büyük bir önem vermiştir. İlim, gönül hayatı ve göz ışığıdır. Yüce dinimizin bilgiye ve bilgili insana ne kadar önem verdiği, bilgi sahibi dünyada ve ahirette de yüksek dereceli olduğu, bilgi sayesinde akraba irtibatı kurulduğu ve helal haram öğrenildiği herkesçe bilinen bir bilinen gerçeklerdir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki, hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. İslam'ın ilme verdiği önem ve teşvik, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen ayetlerinde görülmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O insanı bir kan bıhtısından yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. İnsana bilmedikleri şeyleri öğretti. Yüce kitabımızın ilk nazil olan ayetinin oku manasında olması bu hususu bizlere en açık şekilde beyan etmektedir. İnsanın kendisine faydalı ve zararlı olan şeyleri bilmesi ancak ilim sayesinde mümkün olur. İlmin ve ilim sahibi olanların büyük bir değeri vardır. İlim ve alimler olmasaydı insanlar yolu kaybederlerdi. İlim gerçeklerin göründüğü bir nurdur. Alimler gökteki yıldızlar gibidir. İnsanlar hangisine sarılırsa doğru yol bulurlar. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör kimse gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar. Bu ayette Allah Teala sanki insanları bilen ve kör olmak üzere ikiye bölmüştür. Asıl körlük göz körlüğü değil, bilgi eksikliğidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki kör olan gözler değil, kör olan göğüslerde olan kalplerdir. Kur'an-ı Kerim ilme büyük değer verip Arapça'da kanıt anlamına gelen sultan ifadesini kullanmıştır. Yüce Allah buyurdu ki kendilerine gelmiş hiçbir kanıt olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmin ve onu isteme değerini bize beyan ederek şöyle buyurdu. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan her şey hatta suyun altındaki balıklar bile alim için Allah'a istiğfar ederler. Alimin abide üstünlüğü, dudunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onlar ilmi miras bırakırlar. Kim bu mirası alırsa büyük bir nasip almış olur. Rivayet edildiğine göre Ebu Zer şöyle dedi. Resulullah bana hitaben şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabah erkenden kalkar isen
bu senin için 1000 rekat namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yine birileri tarafından ister amel edilsin ister edilmesin, bir ilim dalını öğrenmek için sabah erken kalkar isen bu da senin için 1000 rekat namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur. Mali ise sen korursun. Mal vermekle azalır, ancak ilim öğretmekle çoğalır. İlim hakimdir. Mal mahkumdur. İlmin hem öğrenci hem de öğretmen tarafından gösterilmesi gereken birçok ahlak ve adabı vardır. En önemlisi Allah'a karşı sadık olmaktır. Öğrenen ve öğretenin amacı Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. İnsan şöhret arayışına girmemeli ve gösteriş yapmamalı. Peygamber Efendimiz ilimde büyüklük göstermekten uyardı ve şöyle dedi: alimlerle tartışıp övünmek veya cahillerle alay etmek için ya da halkın dikkatini kendine çekmek için ilim tahsil eden kişiyi Allah cehennemine atacaktır. İlmin önemli ahlaklarından da tevazu. İmam Malik Harun Reşidi'ye şöyle demiştir: bir ilim öğrendiğin zaman senin üzerinde eseri, sakinliği, siması, ağırbaşlılığı ve yumuşaklığı görünsün. Bu yüzden de Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: İlmi öğrenin. İlim için sakinliği ve ağırbaşlılığı da öğrenin. Bilelim ki ilim ile kibir bir arada olmadığı gibi itaatsizlikle de gelmez. Ancak arzu ile gelir ve Allah'a karşı gelmekten sakınmakla artar. Allah Teala şöyle buyurur: Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size gerekli olanı öğretir. Allah her şeyi bilmektedir. Bu bağlamda da şöyle denilmektedir: kim bildiğine amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Amel Allah'tan verilen ledünni ilmin gerçekleşmesi için bir asastır. Yüce Allah Kehf suresinde salih kul hakkında şöyle buyurmuştur: derken kullarımızdan bir kul buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş. Yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Hazreti Süleyman hakkında Yüce Allah şöyle buyurmuştur: biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Hazreti Yahya hakkında da Allah Teala şöyle buyurur: ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl. Ve henüz sabiyken ona ilim ve hikmet verdik. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi. Yine bu konuda Yüce Allah meleklerin bilgi hususunda dediklerini şöyle aktarır: senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Ağırbaşlı olmak da ilmin önemli ahlaklarındandır. Halbuki ilmin ihtişamı ve saygınlığı vardır. İyi görünme, temizlenme, koku sürme ve boş konuşmalardan uzak durma gibi şeylere önem verilmelidir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyurur: güzel hal ve ölçülü hareket etmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 24 parçasından bir parçadır. Alim ile soru soran arasındaki ilişki, doktor ile hasta arasındaki ilişki gibidir. Dolayısıyla ilim sahibi hoş bir şekilde davranmalı ve doğru yol göstermelidir. Muaviye İbni Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken
cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen yerhamukallah dedim. Cemaat bana dik dik bakmaya başladı. Bunun üzerine vay başıma gelenler, yahu bana niye öyle bakıyorsunuz deyince de ellerini oyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım. Ama yine de sustum. Anam babam Resul-i Ekrem'e feda olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. İlim talebiyle ilgili yapılması gereken şeylerden de şunlardır. İlim talebesinin alimlere saygı göstermesi ve onları takdir etmesi gerekir. Alimler ile başkaları arasındaki ihtilaf hususunda gönlünü geniş tutmalıdır. Bu durumda hocaya karşı edepli olmak gerekir. Zira bu kurtuluş, başarı, ilim elde etme ve muvaffak olma adresidir. Hocan senin yanında saygı gören, takdir ve lütuf gören bir makamda bulunsun. Hocana karşı oturmanda, onunla konuşmanda, güzel soru sormanda, dinlemende, onun önünde kitap açmanda hep edebi gözetmelisin. Onun önünde sözü uzatmayı ve tartışmayı terk etmen gerekir. Şair Ahmet Şavki şöyle dedi: öğretmene karşı edepli ol ve ona saygı göster. Öğretmen görev bakımından peygamber gibidir. Hiç şüphesiz bizim dinimizin işlerini düzelten bilimlere ihtiyacımız gibi dünyamızı düzeltecek bilimlere de ihtiyacımız vardır. Zaman çabuk geçtiği için bilimsel araştırma, yaratıcılık ve icatlara önem vermeliyiz. Mucit olamıyorsak en azından bizde yaratıcılık ruhu olmalı. İlme ve üretime önem veren millet keşifler, buluşlar yapmış ve dünyada da bilimin önderi olmuştur. Uzak kalan milletler ise maalesef gerilemişler, çöküntüye uğramışlar. Yine şairin biri şöyle der: öncekilerimiz gibi inşa ederiz ve yaptıkları gibi de yaparız. Öğrenenin de öğretenin de toplumda etkili olması için yüce ahlaklı olup gereğince davranmalıdır. Bilim, iş ve ahlaklar arasında bağ kuran millet, diğer milletler arasında gurur ve zafer içinde yaşar. Nerede ilim ve ahlak varsa orada ilerleme ve refah olur. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, İslam farklı alanlarda bilim ve bilimcilerin değerini yükseltmiştir. Faydalı bilim, insanların din işlerine ya da dünyanın işlerine faydalı bütün bilimleri içerir. İşte bu yüzden Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu görürüz: kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Ayetin başında bilimler hakkında da bahsedilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: görmedin mi Allah gökten su indirdi, onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar, insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kolları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Ve başka bir ayette Allah Teala göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde sağlam akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken her vakit Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru buyurmuştur. Ayrıca faydalı ilim, şeriat, dil, tıp, eczacılık, fizik, kimya, astronomi, mühendislik, enerji ve diğer alanlar gibi insanlara yararlı olan her şey demektir. Bilgi ulusal ve icat edici kişiliğin temelidir. Bu hususta Allah Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden sorunuz buyurdu. Yani bilenlerden bilgi alın ve bilmediğinizi sorun. Zikir kelimesi genel olduğu için belirli bir bilim için değil, tüm bilimler için kapsamlıdır. Hiç şüphesiz bizim dinimizin işlerini düzelten bilimlere ihtiyacımız gibi dünyamızı düzeltecek bilimlere de ihtiyacımız vardır. Belki de zamanımızın başlıca görevi ve bilim adamlarının bugünkü yükümlülüğü de yanlış din anlayışlarını düzeltmektir. İslam ve Müslümanlar imgesinin yanlış algılanmasını düzeltirken doğru İslami düşünceyi yaymak için çalışmak gerekir. Allah'ın bizi o adaletlilerden kılmasını, bilmediğimizi öğretmesini, unuttuğumuzu hatırlatmasını ve işimizde bizim için fayda ve kolaylık sağlamasını dileriz.